Bu bir aslan. Aslan. Aslanlar hem çok güçlüdür hem de kocaman pençeleri vardır ve böyle ses çıkarırlar. Bu bir ayı. Ayı. Ayılar kendi mağaralarında yaşar ve kış aylarını uyuyarak geçirirler. Ayılar en çok bal yemeyi sever. Bu bir timsah. Timsah. Timsahlar suda yaşarlar ve çok keskin dişleri vardır. Bu da bir geyik. Geyik. Geyiklerin kocaman boynuzları olur ve geyikler ot ve ağaç yapraklarıyla beslenirler. Bu bir maymun. Maymun. Maymunlar ağaçlarda yaşar. Onlar çok zekidirler ve böyle ses çıkarırlar. Bu da bir zürafa. Zürafa. Zürafalar çok uzun olur ve böylece ağaçların en üstündeki yaprakları yiyebilirler. Bu bir kaplan. Kaplan. Kaplanlar çok büyük vahşi kedilerdir ama kediler gibi miyavlamazlar. Bu bir fil. Fil. Filler en büyük orman hayvanlarıdır. Hem kocaman kulakları olur hem de upuzun hortumları vardır. Bu da bir gergedan. Gergedan. Gergedanların kocaman boynuzları olur. Bu bir kirpi. Kirpi. Kirpiler çok küçüktürler ve dikenleri olur. Kendilerini de bu dikenlerle korurlar. Bu bir tilki. Tilki. Tilkiler en zeki orman hayvanlarındandır ve böyle ses çıkarırlar. Bu bir koala. Koala. Koalalar ağaç yapraklarıyla beslenirler. Onlar hem çok sevimli hayvanlardır hem de insanları çok sever. Bu bir zebra. Zebra. Zebralar eşeklere çok benzer ama siyah beyaz çizgileri olur. Bu bir panda. Panda. Pandalar da ağaç yapraklarıyla beslenir ve uyumayı çok severler. Bu bir kurt. Kurt. Kurtlar sürüleriyle birlikte yaşar ve birbirlerini bulmak için böyle ses çıkarırlar. Bu bir sincap. Sincap. Sincaplar ormandaki en küçük hayvanlardandır ve ağaçlarda yaşarlar. En sevdikleri yiyecek fındıktır. Bu da bir baykuş. Baykuş. Baykuşlar avcı kuşlardır ve uçarken hiç ses çıkarmazlar. Bu bir at. At. Atlar hem çok güçlüdür hem de çok hızlı koşabilirler ve böyle ses çıkarırlar. Bu bir civciv. Civciv. Civcivler çok küçüktürler hem de çok sevimlidirler. Civcivler büyüyünce tavuk ya da horoz olurlar. Bu bir eşek. Eşek. Eşeklerin çok güzel gözleri vardır ve çiftlik işlerinde çok yardımcı olurlar. Bu da bir hindi. Hindi. Hindilerin kabarık tüyleri olur ve böyle ses çıkarırlar. Bu bir horoz. Horoz. Horozlar erkek tavuklardır ve sabah olunca öterek bizi uyandırırlar. Bu da bir inek. İnek. İnekler büyük hayvanlardır ve bize bir sürü süt verirler. Bu da bir kaz. Kaz. Kazların kanatları vardır. Hem uçmayı hem de yüzmeyi çok severler. Ama kızdıklarında bizi kovalayabilirler. Bu bir keçi. Keçi. Keçiler kayaların üzerine çıkmayı çok sever ve çok da inatçıdırlar. Bazılarının da boynuzları vardır. Ve bu da bir kedi. Kedi. Kediler insanları çok sever ve böyle ses çıkarırlar. Bu bir köpek. Köpek. Köpekler de insanları çok sever ve iyi anlaşırlar. Hatta hem bizi hem de hayvanlarımızı koruyabilirler. Bu bir tavuk. Tavuk. Tavukların da kanatları olur ama uçamazlar. Onlar bize yumurta verirler. Bu bir ördek. Ördek. Ördeklerin kanatları olur ve bazı ördekler çok uzaklara uçabilirler. Bu bir tavşan. Tavşan. Tavşanlar minik çiftlik hayvanlarıdır ve hiç ses çıkarmazlar. Havucaysa bayılırlar.
Bu bir koyun. Koyun. Koyunlar çiftliklerde sürü halinde yaşarlar. Onlardan süt elde ederiz. Bu bir güvercin. Güvercin. Güvercinlerin kanatları olur ve istedikleri yere uçabilirler. Bu bir balina. Balina. Balinalar denizlerdeki en büyük canlılardır ve okyanuslarda yaşarlar. Bu bir ahtapot. Ahtapot. Ahtapotların bir sürü uzun kolu olur ve bütün kolları yuvarlak kafasına bağlıdır. Bu da bir deniz atı. Deniz atı. Deniz atlarının başı aynı karadaki atlara benzer. Ama deniz atları dıgıdık dıgıdık koşmaz, fış fış yüzerler. Bu da bir deniz yıldızı. Deniz yıldızı. Yıldızlara benzedikleri için onlara deniz yıldızı denir. Çok değişik renkte olurlar ve çok yavaş hareket ederler. Bu bir deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağası. Bu kaplumbağalar karada yaşayan kaplumbağaların akrabalarıdır. Ama denizde yaşarlar. Bu da bir yengeç. Yengeç. Yengeçler yan yan yürürler ve makas gibi kıskaçları olur. Bu bir yunus. Yunus. Yunuslar çok neşeli ve akıllı canlılardır. Ayrıca insanları da çok severler. Bu bir köpek balığı. Köpek balığı. Köpek balıkları avcı balıklardır. Hem kocaman ağızları olur hem de çok keskin dişleri vardır. Bu da bir vatoz. Vatoz. Vatoz balıkları deniz diplerinde yaşar ve atıklarla beslenir. Çok minik olanları evlerimizdeki akvaryumlarda da yaşar. Bu bir deniz aslanı. Deniz aslanı. Deniz aslanları hem karada hem de denizde yaşar. Bıyıkları vardır ve ağızlarında kocaman ve sivri dişleri olur. Bu bir balık. Balık. Balıklar çok renkli ve çeşitli olurlar. Balıkların yüzgeçleri ve kuyrukları olur. Bu bir deniz anası. Deniz anası. Deniz anaları balık değildir. Onlar mantarlara benzer ve bazıları çok zehirli olur. Bu da bir fok. Fok. Foklar karada çok yavaş hareket eder ama denizde hem çok hızlı hem de çok çeviktirler. Hadi şimdi küçük bir oyun oynayalım. Oyunumuzun adı Göster Bakalım. Hadi göster bakalım bunlardan hangisi balina? Evet, balina işte bu. Şimdi göster bakalım hangisi ahtapot? Bravo! İşte bu ahtapot. Şimdi de göster bakalım hangisi deniz atı? Bravo! İşte bu deniz atı. Peki hangisi deniz yıldızı? Evet, işte bu deniz yıldızı. Şimdi göster bakalım hangisi deniz kaplumbağası? Aferin, işte bu deniz kaplumbağası. Bunlardan hangisi yengeç, gösterebilir misin? Evet, işte bu yengeç. Şimdi göster bakalım hangisi yunus? Harika, işte bu yunus. Köpek balığının hangisi olduğunu gösterebilir misin? Bravo! İşte bu köpek balığı. Şimdi göster bakalım hangisi vatoz? Süper! İşte bu vatoz. Bakalım gösterebilecek misin? Hangisi deniz aslanı? Çok doğru! İşte bu deniz aslanı. Şimdi balığı göster bakalım. Harika! İşte balık. Hangisi deniz anası hatırlıyor musun? Evet, deniz anası işte bu. Bakalım bulabilecek misin? Bunlardan hangisi fok? Evet, süper. İşte bu fok. Bunlardan hangisi timsah? Evet, timsah işte bu. Şimdi göster bakalım. Hangisi aslan? Bravo, işte bu aslan. Şimdi de göster bakalım. Hangisi ayı?
Bravo! İşte bu ayı. Peki hangisi geyik? Evet, işte bu geyik. Şimdi göster bakalım. Hangisi maymun? Aferin, işte bu maymun. Bunlardan hangisi zürafa, gösterebilir misin? Evet, işte bu zürafa. Şimdi göster bakalım. Hangisi kaplan? Harika, işte bu kaplan. Filin hangisi olduğunu gösterebilir misin? Bravo, işte bu fil. Gergedanın hangisi olduğunu gösterebilir misin? Süper, işte bu gergedan. Bakalım gösterebilecek misin? Hangisi kirpi? Süper, işte bu kirpi. Hangisi tilki? Hatırlıyor musun? Evet, tilki, işte bu. Koalayı bulabilecek misin? Hangisi koala? Aferin, koala işte burada. Şimdi de zebrayı göster bakalım. Bravo, işte zebra. Peki bunlardan hangisi panda? Evet, süper. İşte bu panda. Kurtu hatırlıyor musun peki? Bravo! Kurt işte burada. Şimdi de sincabı bul bakalım. Aferin, sincabı da buldun. Son olarak baykuşu bul bakalım. Evet, bunu da bildin. İşte bu. Bunlardan hangisi at? Evet, işte at bu. Şimdi göster bakalım. Hangisi civciv? Bravo! İşte bu civciv. Şimdi de göster bakalım. Hangisi eşek? Bravo! İşte bu eşek. Peki hangisi hindi? Evet, işte bu hindi. Şimdi göster bakalım. Hangisi horoz? Aferin, işte bu horoz. Bunlardan hangisi inek, gösterebilir misin? Evet, işte bu inek. Şimdi göster bakalım. Hangisi kaz? Harika, işte bu kaz. Keçinin hangisi olduğunu gösterebilir misin? Bravo, işte bu keçi. Şimdi göster bakalım. Hangisi kedi? Süper! İşte bu kedi. Bakalım gösterebilecek misin? Hangisi köpek? Süper! İşte bu köpek. Şimdi güvercini göster bakalım. Harika! İşte güvercin bu. Hangisi koyun, hatırlıyor musun? Evet, koyun işte bu. Ördeği bulabilecek misin? Hangisi ördek? Aferin, ördek işte burada. Hadi şimdi de tavşanı göster bakalım. Bravo, işte tavşan. Peki bunlardan hangisi tavuk? Evet, süper. İşte bu tavuk. Tebrikler çocuklar. Bu videoda bazı çiftlik hayvanlarını öğrenip gerçek seslerini duydunuz. Öğrenmeye devam etmek isterseniz diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.